Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay ve çok güzel bir örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz gerçekten hem çok kolay hem de çok güzel bir örgü modeli. Ben sizlere yelek modeli olarak gösterecek olduğum için bu şekilde angora tarzı bir ip kullanacağım. İpim gördüğünüz gibi simli bir ip. Arkadaşlar renk kodunu bilmiyorum. Elime yatkın olan herhangi bir tığım var. Şöyle 5 numara 1.5 milimlik. Sizleri sıkmamak adına bu şekilde 19 sıra olacak şekilde böyle alt taban lastiğini gittim ben. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre zeminini hazırlarsınız arkadaşlar. Tığınızı, ipinizi yapacak olduğunuz örgü modeline göre ayarlarsınız. Evet, dilerseniz hemen modelimize geçelim. Modelimiz gerçekten çok kolay ve çok güzel. Böyle kalpli bir model olacak arkadaşlar. Evet, bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Hemen bu şekilde ikili bir trabzan yapıyorum. Hemen bir tane daha yapıyorum. Baştaki zincirim ile beraber toplamda 3 tane trabzanım olmuş oldu. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2 tanesini atladım. Bu şekilde üçüncüsünün içerisine geldim. Üçüncü yuvaya. Bir tane sık iğne yaptım. Aynı yere tekrardan 2, 3, 4 ve 5 tane sık iğne yaptım. Yine 9 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir. Tığımın başını daladım. 1, 2 tanesini atladım. 3. yuvama gelerek yine 3 tane trabzan yapıyorum. Dokuz tane zincir, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir, iki tanesini atladım. Üçüncü yuvama geldim. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Yine 9 tane zincir. 3'ün başını doladım. 1 2 3'üncüye geldim. Bu şekilde yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. Sıramız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bir sık iğne, bir trabzan olacak şekilde tamamlayalım lütfen. Evet arkadaşlar, sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Tığımın başını dolayarak hemen takip eden trabzan tepesine batıyorum. Bakın zincirimle birlikte 2 tane oldu. Tığımın başını doladım. 3.'yü de yaptım. Bu şekilde. Tığımın başını doluyorum. Bakın bu zincirimin altından gelerek 1, 2 tane trabzan yapıyorum. Toplamda trabzan sayım 5 tane oldu. 8 tane zincir çekiyorum. Burada bakın bir tane sık iğnemi atladım, ikinciye battım. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne yapıyorum. 8 tane zincir. Tığımın başını doladım. Hemen bakın bu zincirimin altından girerek 1 2 tane trabzan, tığımın başını doladım. Hemen buradaki trabzan tepelerine geliyorum. 5 tane trabzanım var. Tığımın başını doladım. 2 tane de bu yan taraftan yapıyorum. Şöyle göstereyim, bakın. 2 tane buradan arttırma işlemi yapmış olduk. 2 tane buradan arttırma işlemi yapmış olduk. Görüyorsunuz. Toplamda 7 tane trabzanımız oldu. Yine 8 tane zincir. Bir taneyi atladım. Bir sonrakine. 1 2 ve 3. 8 tane zincir. Tığımın başını doladım. Bakın buradan zincirimin altından girdim. 1 2
Üçüncü trabzanımı bakın buradaki trabzan tepesine atıyorum. Hemen yan tarafına da iki tane yapıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar, bakın bu iki tanesi tam örnek, bu yanlardakiler yarım örnek olacak şekilde ayarladık şu anda. Şöyle göstereyim. Şimdi bu yan tarafımızı tamamlayalım, bir üstte buluşalım lütfen. Evet arkadaşlar, bakın sıramı bu şekilde tamamladım. Burada da yine iki tane bu taraftan yaptım. Şimdi 4 zincirle geriye dönüyorum. Sıramın başını doladım. Hemen trabzanlarımın tepesine trabzan yapıyorum. Bakın 5 tane trabzanı yaptıktan sonra yine bu zincirimin altından alarak 2 tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 9 tane zincir çekiyorum. Bir tane sık iğnemi atladım. Bir sonrakine battım. Yani tam ortadaki sık iğneme batıyorum. Yine 9 tane zincir. Tamın başını doladım. Hemen bu zincirimin içerisinden girerek bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi iki sağdan iki soldan arttırma işlemi yapacağız. Bakın iki tanesini yaptım. Üçüncüyü buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Evet bakın tamamladıktan sonra iki de sol taraftan yapıyorum. Yine 9 tane zincir. Bakın bir taneyi atladım. Hemen ortadakine battım. Dokuz zincir. Hemen sağında ve solunda aynı işlemi yapacağız. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bir üstte değişiklik yapacağız arkadaşlar. Şöyle videoyu çok uzatıp sizleri de sıkmak istemiyorum. Bakın yavaş yavaş kalbimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi tamamlayalım sıramızı. Bir üstte buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Şimdi bir üst sıramıza geçiyoruz. 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doladım. Hemen takip eden trabzanımın tepesine trabzan yapıyorum. Hızlıca yapıyorum arkadaşlar. Burada yine iki tane trabzan yapıyorum. İki zincir. Tığımın başını doladım bu kısımda. Hemen buradaki zincirin içerisine geliyorum. Burada bir tane trabzan yaptım arkadaşlar. Tığımın başını doladım. Bakın iki tane değil bir tane yaptım. Hemen trabzan tepesine giriyorum. Bu ikinci trabzanım oldu. 3 4 5 6.'yı da yapıyorum. Burada bir tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Bir tane trabzan atlıyorum. Bir sonrakine girdim. Bakın tam ortalamış oldum. Buraya bir kafes yaptım. 1 2 3 4 5 6. trabzanımı da böyle zincirimin içerisine battım. Bakın bu şekilde. Görüyorsunuz 6 tane trabzan burada, 6 tane trabzan burada var. Yine burada 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Hemen bir sonraki modele geçiyorum. Bir tane trabzan yaptım. Sonrasında takip eden trabzan tepelerine giriyorum. Bakın 3 tane oldu. 4 5 ve 6. Bir zincir tığımın başını doluyorum. Bir tane atladım.
geriye kalan trabzanlarımı tamamlıyorum. Bu şekilde kalbimizin yarısı olmuş oldu. Şöyle bakarsak arkadaşlar. Şimdi diğer tarafını da hızlıca yapalım. İki zincir çekiyorum. Bakın. Burada iki tane trabzan yapmıştık sağ tarafta. Aynı şekilde burayı da tamamlıyoruz. Çünkü burada modelimiz yarım. Evet. Biraz hızlı geçiyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu sıramızı bu şekilde tamamladık. Modelimiz yarım kalp yelek modeli arkadaşlar. Şöyle göstereyim, kalbimizin de yarısını tamamladık. Şimdi bir üst model için zeminini kuracağız yine. Yani ilk başta yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız aslında. Ben sizlere göstereceğim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bakın hemen bu dibe değil, yanındaki trabzana batıyorum. 2 ve yan yana 3 tane trabzanım oldu. Bakın baştaki zincirim ile beraber. Tıpkı bu aşağıda yapmış olduğumuz gibi. 9 tane zincir. Hemen buradaki 2 tane zincirimin içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. 9 tane zincir. Yaptıktan sonra tığımın başını doluyorum. Burada kafes yapmıştık. Bu kafesin içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Dediğim gibi ilk başta yapmış olduğumuz sıranın aynısını yapıyoruz. 9 zincir. Hemen buraya geliyorum. Beş tane sık iğne yapıyorum. 9 tane zincir. Tığımın başını dolayarak hemen buradaki yuvanın içerisine geliyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Modelimizin yapımı bundan ibaret arkadaşlar. Artık kendini tekrarlıyor. Ve en son olarak bakın 9 tane zincirimi çektim. Bakın sondan 1, 2, 3. trabzanın tepesine batıyorum. Bu baştaki zincirimi de sayarak 3. trabzan tepesine batıyorum. Tığım dolandı. Ve yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Dediğim gibi modelin yapımı bundan ibaret. Ben şimdi modelimi sizler için birazcık büyüteceğim. Kalplerimiz, yarım kalplerimiz tam olarak ortaya çıkacak arkadaşlar. Evet. Hemen hızlıca modelimi birazcık daha büyütüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben sizler için birkaç sıra daha yaptım. Yarım yarım kalplerimiz oldu. Görüyorsunuz, yarım kalpli yelek modeli de diyebiliriz. Ki sadece tabii ki yelek modeli değil. Şal modelleri yapabiliriz. İster etol şal, ister üçgen şal. Hiç fark etmez. Her ikisine de olur arkadaşlar. Haricinde bebek örgülerinde, bebek battaniyelerinde de kullanılabilir. Bluzlarda, hırkalarda da kullanılabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş ve çok güzel bir örgü modeli oldu. Evet, benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.